Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner. Arkadaşlar, bugünkü konumuz PlayStation 4 kolunu cep telefonuna bağlayacağız. Şimdi nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Öncelikle telefonumuzu arkadaşlar ayarlar kısmına gelelim. Şöyle göstereyim. Evet, bu arada telefonum İngilizce ama fark etmez, ben size söyleyeceğim. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bluetooth'a basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra Bluetooth'umuzu açalım. Burada tarama yapacak. Şimdi nasıl tarama yapacak? Biz PlayStation 4 kolumuzun Bluetooth özelliğini şöyle hem PS tuşu hem de şey tuşuna bas tutarak aynı anda bas tutuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle seri bir ışık yanacak. Şimdi hemen buna tekrar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi aşağıda wireless controller olarak gördü. Ona bastım. Eşleştirme yapısı mı diyor. Ben de İngilizce olarak pair diyor tabii. Size eşleştirme yapısı mı diyecek. Evet'e basacaksınız. Ve arkadaşlar connected, yani bağlandı. Şimdi kolumuza bakalım. Evet, kolumuzun ışığı da gördüğünüz gibi sabit bir şekilde mavi yanıyor. Evet, şimdi bakalım ilerleyecek mi? Mesela daire tuşuna basalım. Evet, bakın. Şu an menüde bile ilerleyebiliyoruz. Evet. Evet. Bakın mesela WhatsApp, işte sözlüğe, kameraya falan ilerleyebiliyorsunuz. X tuşuyla giriyor uygulamalara. Daire tuşuyla çıkabilirsiniz. Tabii her tuş çalışmaz. Şu soldaki yön tuşta da çalışır. PS tuşu vesaire çalışmaz arkadaşlar. Şimdi menüleri gördüğümüz gibi bu koldaki tuşlarla, yön tuşlarıyla, koldaki tuşlarla arkadaşlar hareket ettirip işlerine, uygulamalara giriyoruz. Oyunu arkadaşlar deneyelim. Hemen gösterelim. Ben bir tane buna mesela emülatör indirmiştim. Mesela NES Collection diye bir emülatör indirdim. Bakalım onda çalışacak mı? Burada arkadaşlar emülatörlere gireceğiniz zaman emülatörlerin içinde kol ayarları olacak. Mesela bakın, Edit Profil yazıyor, buraya gireceğim. Bakın yukarı aşağı kol tuşu şeyleri göstermiş. Şimdi eşleştirme yapalım. Mesela şöyle yapayım. Şimdi yukarı tuşuna bastım. Örnek veriyorum. Bunu da bak ayarladım. Mesela aşağı tuşuna basacağım. Analog'da aşağı yapıyorum. Gibi. Mesela A tuşunu X yapıyorum. Bakın basıyorum, ayarlıyorum. İşte B tuşunu mesela daire tuşu yapacağım şöyle. Basıyorum ve ayarlıyor. Start tuşunu da start yapalım. Tamam. Şimdi oyuna gelelim bir tane arkadaşlar bundan. Bakalım oynayabilecek misin? Evet. Startla girdim şu anda, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuşları gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Tuşları nasıl ayarlarsanız Start'a da basalım ve çalıştığını göreceksiniz. Özellikle şöyle söyleyeyim, hemen şuradan çıkalım. Tamamdır. Özellikle arkadaşlar emülatörlerde bu şekilde ayarlarını yaparak çalıştırabilirsiniz ama diyelim ki bazı mobil oyunlar var. Diyelim ki yarışı indirdiniz. Hani böyle sağ sol yapınca sensörlü bir şekilde dönüyor araba yarışlarında. Onu bu kola maalesef adapte edemiyorsunuz. Uyumlu olmuyor. Çalışmaması durumda mesela bazı mobil oyunlara girdiniz, diyelim ki ayarlar bölümünden gamepad'i seçtiniz ama kolu bağlayamıyorsunuz. Normalde gamepad ayarı olan bazı oyunlarda özellikle çalışır ama bazı oyunlarda da çalışmaz. Onun için de Octopus ya da Panda tarzı programlar var arkadaşlar. Onları bu videoda göstermeyeceğim. İnternette bulabilirsiniz. O tarzdaki programlarla da bu kolu direkt oyundaki tuşlara adapte edebiliyorsunuz. Yani örnek vereyim, buradaki X tuşunu orada dokunmatik diyelim ki gaz tuşu var, ona adapte edebiliyorsunuz o Panda ve Octopus tarzı programlarda da. O da aklınızda bulunsun. Kolu bağlaması bu şekilde arkadaşlar, basit. Arkadaşlar dediğim gibi özellikle emülatör oyunlarında gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ayarlardan yapabiliyorsunuz işte kol ayarlarını. Mobil oyunlarda da şu andaki çoğu mobil oyunda çalışıyor. Sadece biraz önce söylediğim gibi bazılarında o sensörlü ayarlar olunca onlar da çalışmaz. Yine de çalışmamasına karşın o dediğim programları kullanabilirsiniz. Hadi bakalım PlayStation 4 kolunuzla cep telefonundaki oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.